Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün EXO'dan Su'nun Grey Suit şarkısını izleyeceğiz. Öncesinde ben Let's Love'ı izlemişim. Bu arada şunu söylemem gerekiyor. Grey Suit, hani gri takım hepsi diye geçiyor. İsminle şarkının falan alakası var mı? Bundan emin değilim ama direkt title ismi olarak bence güzel bir isim bulmuşlar. Let's Love'da gerçek olursak da biraz nasıl desem, vokalin ön tarafa çıktığı, oyunculuğun ön planda olduğu bir kısımdı. MV falan da güzel anlatılıyordu. Yani direkt teaser'ı biri izlemiştik ama teaser 2'ye bakmamıştık. Öyle bir durum var. Yani Su'nun zaten vokalinden falan bahsetmemize gerek yok. EXO'nun burada lideri oluyor, bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim. Lead vokalle geçiyor grupta ama çoğu grupta main vokal alabilecek durumda bence. Direkt geçelim, izleyelim bakalım. Daha fazla Su veya EXO'dan da video istiyorsanız video beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abonursanız sevinirim. Let's go. Geçelim. Okey, yağmur yağıyor. 4 dakika 15 saniye bu arada. Şarkı çok uzun. Yani bir sonrası veya öncesi hikaye eklentisi olabilir. Tamam, yağmur durdu. Vah! Bir önce teaser'ın sonuna görmüştük burayı. Tamam. Uff, visual'a bakar mısın? Sakin söylüyoruz. Yağmur bir duruyor, bir hareketleniyor. Bir anlam olması lazım bunlar herhalde. Ojeleri çok tatlı bu arada. Açılışı beğendim. What? Bu nasıl çekim lan? Wow. Bir ritmi var. Ne? Şarkı masterpiece diyebilirim yani şundan dolayı. Giriş gelişme sonucu bize o kadar güzel net verdiler ki şu yani 1,5 dakikalık kısımda. O kadar hızlı bir ritim yüksekliği oldu ki yani direkt karakterin böyle yavaşlamış durumda olması, ondan sonra ne bileyim bir moddan moda geçmesi sahneden sahneye. Bu arada o slow motion olan falan sahneleri falan da bayağı beğendim. Yani çok güzel duruyor. Aa, bunu görmüştük teaser'da. Sanki yok oluyor gibi oluyor. Acaba niye yok oluyor gibi oluyor? Hani benliğini falan mı kaybediyor acaba, ondan mı? Wow! Bayağı tok bir ses. Çok farklı. Sanki kanal değiştirmiş gibi hissettim bu arada kendim. Ne oluyor, ne oluyor? Sürekli bir şey geçişleri var fark ettiyseniz. Sanki sürekli level atlıyormuş gibi. Hani bir yerden bir yere sürekli bir geçiş var. Sanki hayatının böyle ara ara böyle perdelerini görüyormuşuz gibi hissettim ben. Way. Aynen burayı da görmüştük. Bu şey sanırım. Hani bu zamana kadar giydiği kıyafetler falan olsun, ne bileyim çok fazla sahnede falan olsun yer aldı ya. Acaba hani sürekli kıyafet değişir mi? Sürekli bir zaman akışının direkt çok fazla olduğunu mu gösteriyor acaba? Çok fazla zaman geçtiğinden mi falan mı direkt yansıyor acaba, onu anlamış değilim. Bana öyle gibi geldi.
köprü sahnesine bayıldım bu arada. Bu seslerini bayağı iyi. Ne oluyor lan? What? Yani daha demin böyle bayağı bir yıkım oldu, hani bayağı bir şeyler döküldü falan. Çünkü zaten orada bir vokalin falan yükseldiği durumlar falan oluşmuştu. Hani zaten son parti falan bizi alıştırıyorlardı. Ve en son olarak köprü kulağımalarına bayıldım zaten. Bir kapı falan açıldı. Hem o kıyafetli yere falan geldiler, hem de köprü sahnesi falan açıldı. Sanki bir şeyin sonu gibi mi artık? Bir şeyin böyle ne bileyim ortasında mı duruyorlar? Onun gibi bir şey gibi bir durum hissettim. Öyle bir durum var sanki. Okey, dışarıdayız. Dışarıdaki evlere bayılırım bu arada. Tam bir solo şarkı olmuş bu arada ya. Reis kapıdan çıktı bu arada, geldi. Sanki başladığı yere dönmüş gibi hissettim. Yani bir anda öyle bir şey yapınca. Uf. Tekrar kapıdan gelince. Tatlı bir güzelliği. İrana. Kalk. Görmüştük şeyde yatıyı sırada zaten. Tamam. Bir zaman atlaması, bir boyut atlama durumları var ya Amy'de zaten, belli yani. Allah Allah. Şarkı esnasında kullandığı ses tonları falan çok farklıydı ya. Çok farklı böyle, hani ses tonlarına falan girişmiş. Yani bence bayağı güzel, çünkü bildiğim bu tamamıyla bir solo performans olmuş bence. Bayağı hoşuma gitti ve bu özelliklerini falan kullanması bence çok güzeldi. Amy'nin geçişleri çok böyle, nasıl desem, bir zaman çizelgisine ait gibiydi. Hani başlangıçta ne bileyim bir yerde falan duruyordu. Hani başladığı yeri gibi gösteriyordu. Ondan sonra hayatının nasıl geçtiğine falan dair böyle bir sanki çizelge falan görmüşüz gibi hissettim. Özellikle direkt sanatçılığını, şu ana kadar yaptığı idollüğü falan bir takım anlatıyormuş gibi hissettim. Çünkü ne bileyim kullanılmış olan kıyafetler falan olsun, onları falan gördük. Hani bayağı bir zaman geçirdiğine dair şeyler gibi hissettim ben özellikle. Onun haricinde visual'ı da güzeldi bence bu arada. Visual'ı tatlıydı yani. Güzel, soft. Hani bu MV'ye niye gidebilir? Sade, soft ve şık yani olacak bir yandan da. Öyle bir durum vardı. Bundaki visual'ı bence öyleydi. Videonun sonu diyelim abi. Daha fazla EXO veya sonradan da video istiyorsanız video beğenip yorum kısmında bunu bir yere verirseniz, kanalımı da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.